Köy Kızı Nurgül'den herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün inekleri aramaya gideceğiz arkadaşlar. Çok fazla rüzgar var. Umarım uçmayız. Dün geceden birkaç tane ineğimiz kayıp arkadaşlar. Yani merada yatmışlar. Merada yatınca onları bulamadık, getiremedik. 4-5 tane düve var. Onları bulmaya gideceğiz. İnşallah bulabiliriz. Ondan sonra köyün karşısında inekler var. Onları getireceğiz. Sonra da koyuna yem vereceğiz arkadaşlar. Artık koyuna yem vermeye başladık. Sizlerle bugün bu şekilde olacak. İyi seyirler diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, köyün karşısında inekler. Şöyle göstereyim sizlere. Buraya dağılmışlar bugün de. Diğer inekler bakalım nerelerde. Onları arayacağız şimdilik. Evet arkadaşlar, maalesef inekleri daha bulamadık. Annem günü dereye bıraktım. Dereden yukarı, depen yukarı çıkacaklar. Ta bir tane yayla var, oraya çıkacaklar. Ya orada yoktur dedim ama yine de bunlar çıktı. Ben de başka bir yere geldim. Şöyle etraf full gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bizim burada olan meralar hep gözüküyor. Buradan bakayım dedim. Ama yok yani, bulamadık arkadaşlar bir türlü. Aslında bir drone olacaktı, hemen bulabilirdik. İlerleyen zamanlarda inşallah onu da alırız. Yok ya. Bakın. Bizim meraları göstereyim bizim size. Meralar böyle arkadaşlar. Çok fazla meramız var. Şöyle şu karşılara falan baktım, tepelere. Buradan gözükür mü ki diye. Yok yani, oralarda da gözükmüyor. Annemler de şu karşı tepeye çıkacak arkadaşlar. En son gördüğünüz tepeye çıkacak dereden. Tam da gözükmüyor ki, buradan gözükse keşke çıkartıyor. Şu arkada bir tepe var arkadaşlar. En arkada. Heh, oraya çıkacaklar işte. Bayağı onların yolları da uzun. Ya yol var aslında oraya da. Yol çok uzak kalıyor arkadaşlar. Şöyle buralardan, tepelerden dolanıp arkasından oraya gidiyor. Çok uzak bir yol var. Yani dereden oraya çıkmak daha... Acayip bir rüzgar var. Buralarda... Allah, inekler yok ya. Göremiyorum bir türlü. Şimdi diğer inekleri toplayayım ben. Annemler gelemez. Bana kaldı işler. Bayağı da soğuk var ya. Baksana burnum falan kızarmış arkadaşlar. Soğuk çok. Buraya yayla gönlü diyoruz biz arkadaşlar. Buralarda burası aslında yayladan çok gelirdik biz buraya. Yaylaya çıktığım zaman koyunla falan ineklerle de çok gelirdik. Buranın etrafı telle çıkıyor. Telle hep yerdiler böyle. Ama işte hiçbir işe yaramaz. Çünkü burada az bir mera var. Hayvanın yayılacağı yer. Orayı da kapattılar. Çok saçma yani. Buraya kuşburnu çalıları diktiler. Hiçbir de büyümedi tabi. Bir iki yıl sonra da buranın tellerini ve demirlerini full çıkmışlar. Demir dikleri. Bizim milletimiz işte. Demirlerini, tellerini çalmışlar valla. Zaten doğru bir şey değildi yani buraya. Mera. Çünkü yaylanın, hayvanların yayılacağı tek yer burası var. Orayı da telle çevirdiler. Hayvanlar nerede yayılsın? O yüzden telleri de çalmışlar işte. Neyse. Şöyle atabeye bineyim ben. Hemen gidelim, diğer inekleri toplayalım. Saldım bayır aşağı. Gidiyoruz. Şöyle bir taraftan karşılara doğru bakayım da. Yok ya, gözükmüyor. Buralar çok soğuk oldu. Vallahi da güneş durmuş. Buraya da güneş yok vallahi. Buraya yayla yolu arkadaşlar bizim. Vallahi benim yollar hep böyle arkadaşlar. ATV bunlar için var.
Evet, Dilekli'nin yanına geldik. Tam köyün karşısındayım arkadaşlar şu an. Buradan yukarı çıkacağım da oradan çıkarsam inekleri indirmem çok zor olacak. En mantıklısı yürüyerek çıkmak. Vallahi yoruldum kızlar ya. Buraya kadar çıkacak yer bulamadınız mı? Ama burada iyi ot oluyor. Baksanıza. Vallahi. Güneşin de ardına çıkmışlar. Oh mis! Gel gel hüm gel. Arkadaşlar inekler hala bizim bereye çıkıyor. Neden diye sorarsanız bakın. Hala ot var buralarda. Yoruldum kız, sarı kız. Karınlarını bile doyurmuşlar çoktan. Oo, kebap. Şuraya bir oturayım kızlar ben. 2 dakika. Vallahi oturdum da yoruldum ya. Yoracağım ama güneş güzel vuruyor buraya. Şöyle karşılığa bir bakayım dedim. Yok yani yok inekler. Aslında akşamları ot veriyoruz. O sağılan inekleri de yem veriyoruz. Bazen patates veriyoruz. Gelmeleri gerekiyor. Ama gelmediler. Havada soğuk olduğunda suya demek ki çok ihtiyaçları mı yok? Nasıl şey? Suya da çıkmadılar. Yani göllere veya derelere çıkmaları gerekiyor bu saatlerde en kötü. Yok, ona da çıkmamışlar. Vallahi bu kızları anlamıyorum. Saat kaç bu arada ya? Damlara bakacağım da daha. Allah'tan akşamlığımı bugün erken yattım da. 3:49 geçiyor. Daha var. 4:30'a kadar inekleri kovayım ben en kötü. Ondan sonra damlara bakarız. Annem gül bakalım inekleri bulabilecekler mi? İnşallah bulurlar ya. Hayırlısıyla bakalım. Haydi kızlar. Sizler de yavaştan inin. Akşamları bunlara ot veriyoruz. Köyü tekrar göstereyim bakın. Benim arkadaşlar köyün çıkışında benim çadırım var. Yeni yaptırdığım çadır. Önüne de bu arada kuruluk gibi bir şey yaptık böyle. Diğer eski çadırın çünkü içine yemleri yığıyorduk arkadaşlar. Bazen balyayı falan da içine yığdık. Bu sefer yırtılma oluyor. Yemler falan hepsi binince çok yem doldurunca çadırda yırtılmalar oluyor. Biz de dedik ki en azından önüne şöyle kuruluk gibi bir şey yapalım. Hem daha iyi olur. Yemleri koyarız işte. Ottu, ıvırdı, zıvırdı. Oraya koyarsak kışın çok iyi olur diye düşündük. Bakalım hayırlısı. Kışa koyunu satıp mı gireceğiz yoksa kışa koyunla mı gireceğiz hiç belli değil. Biliyorsunuz ki bizim işler değişiyor arkadaşlar. Bir bakmışsın inekler çoğalmış. Bir bakmışsınız inekleri azaltmışız. Koyunları çoğaltmışız. Yani alıp satıyoruz genelde. O yüzden sizlerin de aklı karışıyor bazen bu kızın kaç tane hayvanı var diye, değil mi? Vallahi güneş de güzel burada. He. Hayvancıklarımı kovmaya kıyamıyorum. Ama olsun, evde de ot var. Hayvanları mereye neden çıkartıyoruz hala diye sorarsanız. Ot çok arkadaşlar. Hem burada hava alıyor hayvan, geziniyor. Gezinen hayvan daha iyi olur. Kekiktir, işte böyle çeşit çeşit otlar yiyor. Ama şimdi hayvanı içeri bağlayacaksın. Kapatacaksın kapısını. Hayvanlar içeride yiyecek içecek yatacak. Bu da benim hiç sevdiğim bir durum değil. Hayvanların gezinmesi gerekiyor ya. Hele ki kurbanlık alacaksınız ya. O kurbanlıkları yani dikkat edin de gezinen hayvanlar olsun. Her çeşit otu yiyen hayvan olsun. Temiz havayı almış hayvan olsun. Bunları kurbanlık falan dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu benim fikrim. He, belki içeride bakanlar şu an karşı gelebilir bana ama yani bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Kendi düşüncem. Kurbanlık 50-60 tane yapacağız bu sene. Allah nasip ederse hayırlısıyla. Vay be, her şeyin yaprağı dökülmüş. Bir çamların yaprakları kalıyor. Ona da yaprak denirse. Aa, şunları çok seviyorlar işte arkadaşlar. Bu inek olsun, koyun olsun bunu çok seviyor. Ve çok yararlı bir şey. İşte şu anda mereye çıkan hayvanlar bu
bunu yerse bu da çok faydalı bir şey. Bakalım kime vereceğiz bunu? Kimin nasibi? Şu kızımıza verem. Yerse tabi. Al bakalım. Şimdi bek korkar benden. Al. He? Vallahi. İyi. Sizin oralarda bunlara ne isim deniyor arkadaşlar? Elim kestim ya. Anasının kızı. Oh. Mis gibi değil mi? İyi. Karnındaki buzağı büyüsün. Bakalım bu yıl kaç tane buzağı büyüteceğiz. Ne güzel yiyangı. Şunları da ye. Rüzgar da var hadi. Üşümeden gidelim. Haydi kızlar haydi. Buraya Gara Sivri deniyor. Bizim tam evin önünden gözüküyor burası. Direkt zaten köyden gözüküyor da. Gara Sivri diyeyim şu an. Haydi kızlar. İnin bakalım, bayağı bir dağılmışsınız değil mi? Annem arıyor. Hemen bir anneme bakayım. Annemle konuştum. Maalesef ki bulamamışlar. Ama dedim ben yani. Orada yoktur dedim. Bu da inadına çıktı. Bulamamışlar. Elimi de kanattım ya. Kanıyor. Felaket. Acık fındık doldurayım cebime dedim. Bunları yiyorum böyle. İyi oluyor böyle ineklerde. Bir şey yemek de. Çok rüzgar var. Vallahi çok rüzgar var. Gül. Aldık ara. Hadi. İnin yavaştan aşağıya. Heyecan fındık bunlar. Hay maşallah ya. İnsanı özlüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Önceden yaptığı işi. Şimdi koyuna git deseler vallahi koşa koşa giderim. Ama küçükken hani zorla gidiyorduk. Küçüktük, şeydik. Şimdi o kadar hevesliyim ki yani. Babam diyorum 100 koyun alsın bana. Ben dağlara çıkayım. Koyun gideyim. Yani o kadar hevesliyim. İnsan çok özlüyor. Vallahi çok özlüyor. Çok bambaşka bir aşk tabii bu. Herkes bilmez. Ay maşallah. Yavaştan inin. Annem gide iniyoruz aşağıya diyor. Beykonları almaya gidebilirim. Bakalım hepsi var mı? İneklerim burada. Şu an mereye çıkan 45 inek var. 5 tanesi yok. 40 tane inek eve gitmek zorunda. Geçen gün şu alaların yarısını sattık. İster damızlık yapar, ister kurbana satar. Her hayvan kurban olmaz arkadaşlar. Her hayvanda damızlık olmaz. O yüzden kurbana satılıyorsa mutlaka adam bir şey olmuştur. Mesela yani birkaç tane özelliği var da şimdi ne diyeyim. Belki hayvanın buzağısı iyi olmuyordur. İşte belki sütü azdır hayvanın. İşte böyle sorunlar olursa onlar kurbanlı oluyor. Genelde yerli inekler, yerli düveler, işte danalar, onlardan hani kurbanlık falan yapılıyor da bizim bu tarafta. Ama simenteller de şimdi çok iyi et oluyor. Onlardan da kurbanlık güzel oluyor. Aynı onlar için de geçerli dediğim şeyle işte sütü olmaz, buzağısı olmaz vesaire vesaire, böyle bir sürü neden olabilir. Ne güzel yayınızı. Vallahi kıyamıyorum kovmayı. İnekleri indirdim de bu kız hala burada duruyor daha.
Kezban. Aa. Cadı kız. Yürü. Daha aşağı inek götürmeye gideceksin. Eve gideceksin. Annemgül ATV'yi vereceğim. Annemgül bulamamış inekleri. Bugün işler çok yoğun ya. Hadi kızlar. Hadi. Allah. Düştüm. Güzel bir düşüştü, kabul edelim. Elim sızladı. Bacırı da kurduk herhalde anam. Hiç oldu mu bu? Bacımı açtım be. Fena kayıştı. Hep sizin yüzünüzden. Hep sizin yüzünüzden. Varı ben diyorum, varmıyorsunuz. Yürü. Elim acıdı ya. Elim de kanadı bugün. Her şey başıma geliyor. Tabanı acıdı elimin. Varız. Yürü kız. Yürü. Soğuk çok fazla. Burnum dondu. Bu arada arkadaşlar, annemle görüştüm. İnekleri bulmuşlar. Aşağıya inince derenin diğer tarafında yayılıyorlarmış çayırda. Aslında gelirken falan da baktım. Ben onlar büyük ihtimalle dağdan falan indiler. Yani yoktular çayırda falan gelirken. Şimdi bu kızları toplayayım dedim ben. Yukarıdan indirdim. Şunlar. Bakın göstereyim. Bu kızlar da bu çayırda kalmışlar. Hemen bunları da kovayım. Alemgül'ü almaya gideceğim. Alemgül'ü alacağım. Buraya getireceğim. Ben köye gideceğim. Köyde hayvanlar var, bakılacak. Onlara bakacağım. Biliyorsunuz damlar falan bana ait. Allah'tan akşam yemeğimi hemen erkenden yapmıştım. Bugün de şeyler gelmişti. Küpe sahibim. İşte küpesi olmayan koyunlara küpe taktılar. Olanları yazdılar. Babamın üstünde kayıtlı olanlara koyun desteği çıkıyor biliyorsunuz ki. Koyun başına 30 TL mi öyle bir şey herhalde. İşte onlar üstünde olmayan üstüne geçirdik. Öyle yani, bugün bayağı bir yorucu gündü. İnekleri de uzun zamandır toplamıyordum ben. Allah, bakalım kaç adım atmışım. 9000 adım atmışım. Daha çok bir adım atmamışım. Haydi kızlar. Derelerde bile su azalmış arkadaşlar ya. Valla. Kar yağmayacak bu sene. Yağmıyor yani kar falan. Keşke yağsa. Karı özledik. Kar yağsa da bir kaysak değil mi? Ama yağmıyor maalesef. Sürümü önüme kattım. Gidiyorum, ATV yukarıda kaldı. Bunlar gitsin. Ben de annemleri alıp geleyim, köyde buluşalım. Bir şey fark ettim. Kulaklığı taktım ya, kulaklık telefona bağlıydı. Hani sesim daha iyi net gelsin, rüzgar açık olunca çok fazla gelmesin diye. Ama videoyu şöyle bir açayım izleyeyim dedim. Çok kötü bir sesle karşılaştım. Ve bütün videoyu kulaklıkla çekmiştim. Sizin kulaklarınıza böyle hışır hışır bir ses gelecek maalesef ki. Çok özür dilerim bu sebepten dolayı. Bütün videoya çöpe gidecek. Düzenlerken tekrar bakacağım. Eğer çok çok rahatsız edici bir şey değilse videoyu paylaşırım. Zaten rüzgardan da bir şey anlaşılmıyor. Bir an önce bir kamera, bir de şey alacağım. Bluetooth'lu. Ne onun adı? Mikrofon. Ondan alacağım. Şu an çadırın parasını ödüyorum. Benim olduğu için ben ödemek istedim. Çadırı ben ödüyorum. Onun taksidi bitsin. En kısa zamanda inşallah şey alacağım. Bir mikrofonla kamera alacağım arkadaşlar, hayırlısıyla. Bakalım, şöyle videolarımı sonlarına kadar izleyip beğenip yorum yaparsanız daha iyi yerlere gelme şansımız olur tabii. Bunlar sizin elinizde arkadaşlar. Arkada 3 tane inek kaldı, onlar da gelir. Size bir tane taşlar göstereceğim bakın. Bu taşlarla ben ta da var giderken bile böyle kendi kendime video çeken, tabii o zamanlar kameram yoktu ama böyle kendi kendime böyle anlatırdım işte böyle. Ne bileyim, bu taşlar şöyle şeyden, sebepten oluşmuş, bunlardan oluşmuş, yıllar önce bir savaş olmuş vesaire vesaire diye. Kendi kendime çocuk değil miyim işte, koyunda canım sıkılırken bunları anlatırdım. Şimdi geçerken aklıma geldi arkadaşlar. Bakın burada da bir tane mağara gibi bir şey var. Allah, düşüyordum.
birazını göstereyim ben size. Çok derin bir şey değil ama burada da yani gayet güzel bir yaşanacak yer. Değil mi? Dağda kalsan yatılır yani burada. Önünü bir şey örteceksin. Bir gece kalınır orada. Şurada da var. Güzel ya. Buralarda biz koyun yatırırdık öğlenleri. Hışt! O zaman hayal falan kurardık. Balık tutardık bazen de. Neyse çok konuştum. Hemen annemleri almaya gidiyorum. ATV nerede kaldı benim? İleride. Evet, köye geldik. Kırmızı listede aranan Hasan Akdoğan'ı şimdi teslim etmeye gidiyorum. Yürü. Yürü lan. Hadi. Teslim olacaksın karakola. Ben bu dünyada bu kadar para ettiysem. Yürü, kaçabilirsin, sana izin veriyorum. Hasan yapabilir. Evet arkadaşlar, işin şakası da. Şimdi köye geldim. Yukarıda 3 tane inek koymuşum, onları annem indirdi. Ben hemen Damlar'a gidiyorum, üstümü değiştirip Damlar'da görüşürüz. Üstümü değiştirdim, hemen geldim koyunların yanına. Koyunlarımıza yem vereceğiz bu akşam. Yeme ilk defa alıştırıyoruz. Sabah da ot verdik. Şöyle akulları ben bir süpüreyim. Geçen kar yağdığı zaman bu otlukları çıkarmadık. Çünkü sürekli kar gözükmüyordu. Eğer kar gözükseydi çok bu otlukları koyardık. Ama kar gözükmediği için koymamıştık. Şimdi de koyun mereye gidiyor. Kuzular olmaya başladı. O yüzden yem, ot vermemiz gerekiyordu. Sabah ot, akşam da yem vereceğiz bundan sonra. Bıçığını ver abi. Tövbele. Kesmeyelim. Kesmeye değil, kesmeyi bilmiyorum. Aslan döndüm. Yoruldum, çubuğu bayağı sıcak. Ne?
Evet arkadaşlar, koyun geldi. Şimdi oynatmam. Hepiniz gelin öyle atalım. Masum. Şşt, göstere bak göstere. Boncuklu masum mu benim? Anam kızla altından çıkmış ama. Altından çıkmışlar. Neyse şöyle. Dışarıda misinler? İkiz yok. Bunlar hep tek. İyi iyi aferin. Asma da var gelsin ye, birden ye böyle olmaz. Ay heyecanlı mıyız, bu akşam yemeyeceksiniz. Kara kutu da almış çıkıp geçmeyiz. Ne yapıyorsun koyunala? Haydi hazır mıyız? Açıyorum dostlar. Kapıdan girelim. Balya var burada. Bunlar tabii bilmiyorlar yemin olduğunu. İlk defa yiyecekler için bilmiyorlar, gelin. Pırrme. 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 Hadi biraz da buraya. Pırrme. Pırçam gel. Olmayacak. Tabii yemiyorlar. Diğer kızlarım var benim. Bunlar ikizler, üçüzler olan koyunlar. Maşallah size. Üçüzler bu arada yaşıyor arkadaşlar. Duruyor bakın ikisi. Bunlar yemişler, yemişler. Of vermiyoruz. Akşamları yem, sabahları of veririz. Valla iyi mi? Yemişler bir dakika daha. İyi, altı bayağı bir altı toplu. Anneleri yeme bakıyor. Bakacağız daha, bağladık ama. Böyle yediler. Evet.
Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana vakit ayırıp beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.